Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün klan tanıtımlarının ikinci serisiyle karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden ilk klanımızla başlayalım. The Order TR klanındayız. 15. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde usta 2 ligindeler. Oyuncuların toplam kupası 40.990, inşaatçı üstünde de 36.842. Klana sadece davetle kabul ediyorlar. E, davet atabilmeniz için de 4.200'ün üzerinde kupanızın olması lazım. İnşaatçı üstündeki kupanızın da 3.000'in üzerinde olması lazım. Ayrıca en düşük belediye binası da 12 alıyorlar arkadaşlar. Açıklamaya da bağışla cömert ol, saygıda kusursuz ol, savaşlarına sadık ol, rütbe istenmez hak edilir yazmışlar. Klanda şu an 41 kişi bulunmakta. E, bu klanı da Battal Bey ve Glockstar arkadaşımız yazmış. Efsane Liginde birçok oyuncuları var. Bağış alım verimleri gayet başarılı. Titan Liginde, Şampiyon Liginde de oyuncuları var. Gördüğünüz gibi aktif bir klan. E, ligi belli olmayan bir kişi bulunmakta. O da yeni gelmiş gördüğünüz gibi. Gayet başarılı bir klan. Şuradan bakalım. E, klanın lideri H.Aksu. Savaş sıklığı her zaman... Kazanılan savaşları da 218 arkadaşlar. Bu klanı da beğendiyseniz The Order TR klanı 15. seviye klan kodu da burada. Rek Vatan klanındayız. 2. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Altın 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 18.047. inşaatçı üstünde de 19.750. Uluslararası bir klan. Bütün ülkelerden oyuncular gelebiliyor. Herkese açık. Direkt katılabiliyorsunuz. Katılabilmeniz için belediye binasının 5 ve üzerinde olması lazım. Ayrıca kupanızın da 800'ün üzerinde olması lazım. Açıklamaya da yazmışlar. Bağış klanıdır. Balon, ejder, dal kavuk e, genel bağıştır. Özel istek yasak. Klan Savaşı ve klan oyunları alın başladı. Evde kal Türkiye demişler. Gayet başarılı bir klan. E gördüğünüz gibi bağış klanı arkadaşlar girip asker alıp çıkıyorsunuz. Kalıcı olabiliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Yardımcı liderlere, liderlere sormanız gerekiyor. Ee, bağış alımı da gayet güzel, verimi de gayet güzel. Aktif bir klan gördüğünüz gibi. Bir iki kişi e, ligi belli değil. Onun dışında gayet güzel. Klana girip asker alıp çıkabilirsiniz. İsterseniz klanda sürekli de kalabilirsiniz. Tabii ki bu yardımcı liderlerin ve liderin elinde. Beğendiyseniz klan kodu da burada bulunmakta. Sea of Marmara klanındayız. 15. seviye 1 klan. Klan Savaş Ligi'nde Kristal 3 Ligi'nde oyuncuların toplam kupası 28.560, inşaatçı üstündeki de 30.195. Klan şu an için kapalı. Klana katılmak için belediye binası 9 ve üzeri olunması lazım. Kupanın da 2.000'in üzerinde olması lazım. Ayrıca inşaatçı üstündeki kupanızın da 2.000'in üzerinde olması lazım. Açıklamaya klanda uygunsuz değil, rencide edici sözler kullanmak yasaktır. Klan savaşlarına katılmak zorunludur. Katılamayacaklar bilgi vermeyecekler gerekmektedir. Klan savaşları haricindeki bağışlar kişinin vermek istediğine bağlı ve doldurulmamış boş kale kalmamasına dikkat demişler. Klan'da şu an 46 kişi bulunmakta. 4 kişilik yerleri var. Eee yoruma da MRA İnşaat isimli arkadaşımız yazmış köyünü e, klanın adını gayet aktif gördüğünüz gibi birçok köy bulunmakta e, kalabalık güzeldir sohbet muhabbet dolu dolu geçer buradaki mra inşaat arkadaşımız yazmış bayağı da bağış yapmış maşallah diyoruz hemen şuradan özelliklerine bakalım 231 savaş kazanmışlar e, klanın lideri günay arkadaşımız buradan klanın ismine ve koduna ulaşabilirsiniz arkadaşlar made in turkey klanındayız 15. seviye bir klan Klan Savaş Ligi'nde Usta 2 ligindeler. Klandaki oyuncuların toplam kupası 48.470, inşaatçı üstündeki kupaları da 40.702. Yalnızca davet atılıyor arkadaşlar. Yani klana katılmak istiyorsanız davet atıyorsunuz. Liderler, yardımcı liderler, büyükler sizi kabul ediyor ya da etmiyor. Gereken kupanızın 5.000'in üzerinde olması lazım. Yani sadece efsane ligindeki oyuncuları kabul ediyorlar. İnşaatçı üstündeki kupa çok önemli değil. Onun sayısı da 1000. En düşük belediye binası da 13 kabul ediyorlar. Söylemiş olduğum gibi kupa kasıyorlar ve efsanelikteki oyuncuları bekliyorlar. Açıklamaya Made in Turkey, orijinal olan Made in Turkey'in kardeş klanıdır yazmışlar. Instagram bırakmışlar. E, klan'da şu an 43 kişi bulunmakta. Genellikle bakalım e, çok fazla aktif oyuncu bulunmakta. Bağışları mükemmel gerçekten. Herkes e, kendi üzerine düşen görevini yapmış arkadaşlar. E, seviyeleri de gayet güzel. Ligleri de gayet başarılı. 43 kişi bulunmakta. E buradaki köyde Oğusan arkadaşımız yazmış. bu klana katılmak istiyorsanız ismi ve kodu da burada. Başka bir Made in Turkey klanındayız. 17. seviye bu sefer. Klan savaş liginde usta 2 ligindeler. Toplam oyuncuların kupası 37334, inşaatçı üstünde de 34502. Klan şu an için kapalı. Gereken kupanız 3300'ün üzerinde olması lazım. İnşaatçı üstü de 0 yazmışlar. Yani inşaatçı üstünde kupa önemsiz. Gereken belediye binası da 12, 12. seviye ve üzeri bütün köyleri alabilirler. Şu an için kapalı. Belki ilerleyen zamanlarda açarlar arkadaşlar. Açıklamaya bizim bu oyunda unuttuklarımızı siz daha öğrenmediniz bile. Kitap gibi klanız, imnası bozuk olanlar okumaya kalkmasınlar ve instagram bırakmışlar. Buradan bu klanın instagram adresi de bulunmakta arkadaşlar. 42 tane üyesi var. Genellikle 4 tane efsanelik, bağışları mükemmel, baya aktif bir klan. Tebrik ediyorum. isimlerinde de e, birlikte güzel bir şekilde yapmışlar. Gördüğünüz gibi ilginç isimleri birazcık boşluklu ve harfler farklı. Bunlar birlik, beraberlik güzel şeyler arkadaşlar. Güzel bir klan. Beğendim bu klanı da açıkçası. Bu klanın özelliklerine bakalım. Klanın lideri Kenan her zaman klan savaş yapıyor. yapıyorlar. Savaş kazanma serisi de 2. Toplam kazanılan savaşta 303. Klanın ismi ve kodu burada. E, ulaşmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Boss klanındayız. 11. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Kristal 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 26.184. İnşaatçı üstünde de 25.375 kupa. Yalnızca davet de alıyorlar. Davet atıyorsunuz. Sizi kabul ediyorlar ya da etmiyorlar. Gereken kupa bulunmamakta. Gereken belediye binası da en düşük 10. seviye arkadaşlar. Açıklamaya klanı kendi klanı gibi sahiplenip bağış yapacak klan savaşı ve klan oyunlarında bizlere yardımcı olacak saygılı arkadaşları bekleriz yazmışlar. Gayet güzel bir açıklama. 34 kişi bulunmakta. Derebeyi isimli köyün sahibi arkadaşımız yazmış klanı. O da şu an yardımcı lider. Bağışları gördüğünüz gibi gayet başarılı. Herkes aktif. Bir tane kişi savaşını yapmamış. Bir tane daha gördüm. Onun dışında gördüğünüz gibi gayet başarılı. Düşük seviyedeki köylerde bulunmakta. Yani alt tarafta gördüğünüz gibi sizler de hani düşük köyü olan arkadaşlar da bu klanı davet atabilir. Tabii ki kabul ederler, etmezler. Orasını bilemem. bağışları gayet başarılı. Özelliklerine bakalım buradan. Kazanılan savaşları 108, kazanma serisi 1, klanın lideri Deniz 13. Her zamanda klan savaşı yapıyorlarmış arkadaşlar. Savaş günlüğüne bakalım. Şuradan son savaşını kazanmışlar. Gayet başarılı burada mükemmel bir seri yapmışlar. 2-4-5-5 savaşı üst üste kazanmışlar. Klan savaşlarında da aktifler gördüğünüz gibi. Toplam kazanılan 108 kaybedilen de 42. Bayağı özen gösteriyorlar klan savaşlarına gördüğünüz gibi Birçok sayıda savaş kazanmışlar Kazandıkları kaybettiklerinden çok daha fazla arkadaşlar Bu klanı beğendiyseniz de ismi ve kodu burada buradan ulaşabilirsiniz Ay Yıldız Klanı'nda yaz 13. seviye bir klan, Klan Savaş Ligi'nde Kristal 1 ligindeler. Toplam puanları 31417, inşaatçı üstünde de 27300. Klana sadece davetle kabul ediyorlar. Normal köyde 3000, inşaatçı üstünde de 2400 sınır bulunmakta. Bu kupaların üstündeki arkadaşlar davet atabilir. Ayrıca belediye binası en düşük 11'i kabul ediyorlar. Açıklamaya da bilgi bilin ey beylerim, bilgi size eş olur. Bilgisizin yanına altın koysan taş olur. Saygılı, klan savaşları ve klan oyunlarına önem veren, argo konuşmayan herkesi bekleriz. Hoş geldiniz yazmışlar. Klanın kuruluş tarihi de 23.11.2018 olarak eklemişler arkadaşlar. Gayet güzel bir klan. Gördüğünüz gibi Titan liginde aktif oyuncuları var. Şampiyon liginde de birçok oyuncuları var. Bağışları gayet güzel. Bu klanı da Korkusuz Burak FB isimli arkadaşımız yazmış. E, klanın savaş günlüğüne bakalım buradan savaş günlüğü diyelim e, son 3 savaşı kaybetmişler fakat klan savaşlarına çok önem veriyorlar kazanılan 109 savaşı var kaybedilen 55 2 katına yaklaşık e, fazla savaş kazanmışlar arkadaşlar gayet güzel bir de özelliklerine bakalım şuradan klanın lideri Lion King 41 toplam kazanılan savaşı 109 savaş sıklığı da her zaman bu klanı beğendiyseniz bu klana da buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İsmi ve kodu burada. Azerbaycan Türk klanındayız. 9. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde altın bir ligindeler. Toplam puanları 30.183. İnşaatçı üstünde de 26.549. Uluslararası bir klan. Tüm ülkelerden oyuncular gelebiliyor arkadaşlar. Sadece davetle kabul ediyorlar. Gereken kupalar 2400 normal köyde. İnşaatçı üstünde bir sınırlama bulunmamakta. Gereken belediye binası seviyesi de 10. Açıklamaya da klanımıza hoş geldiniz. Klan oyunları maksanır. Klan savaşları arda arda başlatılır. Liglerde iştirak etmek şarttır. Bağış yoğundur. Etmeyen atılır. Ve aldığın kadar verdiğinde olsun ki istemeye yüzün olsun demişler. Klanda şu an 41 kişi bulunmakta. E, liderleri Metin, bu köy, bu klanı da Nicat Elek Berao kardeşimiz yazmıştı. Şampiyon liginde de birçok oyuncu var. Bağışları gayet başarılı gördüğünüz gibi. Kupaları da güzel. Kristal liginde, altın liginde de oyuncuları bulunmakta. Hemen klanın savaş günlüğüne bakalım bir de. Şuradan basalım. Evet klan savaş liginde son savaşı kaybetmişler. Fakat şurada gördüğünüz gibi mükemmel bir seri yakalamışlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 savaşı üst üste kazanmışlar. Tebrik ediyorum. Burada 3 savaş üst üste kazanmışlar. Gayet başarılılar klan savaşlarında. Özellikle son buradaki 10 savaşları çok güzel geçmiş. Kazanılan 81, kaybedilen de 83 savaşları bulunmakta. Bu klanı beğendiyseniz buradan ismine ve koduna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Türkiyem klanındayız. 3. seviye bir klan. Klan savaş liginde altın 2 ligindeler. Toplam puanları 27.080, inşaat üstünde de 24.924. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Ana köyünüzün kupası 2000'in üzerinde, inşaat üstünüzün de 1900'ün üzerinde kupası olması gerekiyor. En düşük belediye binası da 9'u kabul ediyorlar. Açıklamaya hoş geldiniz. Türkiye'm arkadaşlar kalıcı gelecekseniz buyurun gelin. Klan oyunları, klan savaşları, kupa artışı, lig, her zaman bağış yoğun, küfür, argo, saygısızlık, direkt atılma sebebidir. Yardımcı lider güven meselesi istenmez, hak edilir demişler. Türkiyem deyip bayraklarımızı da koymuşlar. Kendi Türk bayrağımızı ve Azerbaycan Türk bayrağını koymuşlar. 47 tane üyesi bulunmakta. Titan Ligi'nde, Şampiyon Ligi'nde, Usta Ligi'nde oyuncular var. Buradaki yardımcı lider Kiros bayağı bir bağış yapmış. Helal olsun diyoruz. Onun dışında gördüğünüz gibi bayağı aktif. Kupaları da güzel. Kristal Ligi'nde ve Altın Ligi'nde de oyuncular var. Hani düşük seviyede kupası olan arkadaşlar varsa bu klanı tercih edebilir. Gayet başarılı savaş günlüğüne bakalım. Savaş günlüğünde yeni kurulan bir klan gördüğüm gibi e, ya da klan savaşlarına çok fazla girmemişler kazanılan 6, kaybedilen de 3 savaşları var. Burada 4 savaşlık bir serisi var. İlk baştaki 2 savaşı da kazanmışlar. Gayet güzel gidiyorlar klan savaşlarında. Bakalım zaten 3. seviye. Kurulalı çok fazla olmamış ama çok güzel bir birlik kurmuşlar arkadaşlar. 47 tane üyeyi toplamak kolay değil yakın zamanda. E, klanın ismine ve koduna buradan ulaşabilirsiniz. Turkey Legends klanındayız. İkinci seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde altın 3 ligindeler. Toplam puanları 12.180. İnşaat üstünde de 12.702 arkadaşlar. Davetle kabul ediyorlar. Gereken kupalar Anaköy'de 2.500 kupa üzeri. İnşaat üstünde de 1.500 üzeri. Belediye binası seviyesi önemli değil. Tüm belediye binasını kabul ediyorlar. Açıklamaya klanımıza hoş geldiniz. Klanımızda klan savaşları, klan savaş ligleri, klan oyunları yapılmaktadır. Klanda küfür, hakaret ve benzeri yasaktır. Savaş klanıyız. Bağışlarımız özel istek ile yapılmaktadır. Kuruluş tarihi de 1.5.2020 olarak yazmışlar. Yeni kurulan bir klan gördüğünüz gibi e, tüm oyuncuları kabul ediyorlar neredeyse. Yani özellikle usta liginde ve kristal ligindeki oyuncular buraya katılabilir. Altın ligindekilerin kupası şu an için yetmiyor çünkü 2500 sınırlama var. Klanda toplamda 13 kişi bulunmakta. Söylemiş olduğum gibi yeni kurulan bir klan. Kuruluşundan sonra bu klana destek vermek isterseniz buradan ismine ve koduna ulaşabilirsiniz. Özelliklerine bakalım. E, klan lideri ecdadı Eray. E, savaş günlüğüne bakalım bir de. Savaş günlüğünde iki tane klan savaşı yapmışlar. İkisini de kaybetmişler. Klan savaşlarında ve bağış olarak e, bu klana destek vermek isterseniz buraya da katılabilirsiniz arkadaşlar. Yeni kurulan bir klan desteklerinizi esirgemeyin diyoruz. Aydın Köyü 03 klanındayız. 11. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Altın 1 Ligi'ndeler. Toplam puanları 22.659, inşaat üstünde de 25.414 davetle kabul ediyorlar. Gereken kupalar 1900, Anaköy'de, inşaat üstünde de 2300 ve üzeri en düşük belediye binası da 7'yi kabul ediyorlar. Açıklamaya arkadaşlar klan oyunlarını klan ligi ve klan savaşlarında aktif olalım. Tüm istekleri mutlaka cevap verelim. Savaşlarda mutlaka 3 yıldız alabileceğimiz yerlere saldıralım. Türk'ün gücü Osmanlı gücü demişler helal olsun diyoruz. Klan da küfür yasak demişler. Liderleri şu an Titan Ligi'nde, Şampiyon Ligi'nde ve Usta Ligi'nde de oyuncuları var. Bağışları gayet güzel. Hem alıp hem vermişler. Eşit dengede. Gayet güzel. Klanda şu an 34 kişi bulunmakta. Bu klanın ismini de Serhat Atlı isimli arkadaşımız yazmış. Köyünü buradan görebilirsiniz. Hemen özelliklerine bakalım. Klanın lideri Tugay. Her zaman klan savaşı yapıyorlar kazanılan savaşları da 159. Savaş günlüğüne bakalım bir de. Son savaşlarını kaybetmişler. Burada 3 daha sonrasında da burada mükemmel bir 5 serilik ilerleme kat etmişler. Klan savaşlarına baya önem veriyorlar arkadaşlar. Kazanılan 159 kaybedilen de 79 savaşları var. Baya bir savaş kazanmışlar. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bu klana ulaşmak isterseniz klan kodu ve ismi de burada mevcut. Rek en Leave klanındayız. 10. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Kristal 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 33.547. İnşaat üstünde de 28.833. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Gereken kupalar ana klanda, ana köyde yani 2000 kupa üzeri. İnşaat üstünde de 2000 ve üzeri. En düşük belediye binası da 11'i kabul ediyorlar. Açıklamaya Made in Sivas gerisi yalan demişler. Savaş klanıdır. Ee, Kızılay'da değiliz bağ severiz ama Kızılay'da değiliz Bizim ellerimizin ulaştığı yere Sizin hayalleriniz ulaşamaz Sivaslıyız anam Ligi alım var belediye binası 11 12 13 Yazmışlar Evde kal Türkiye demişler İlginç bir açıklama komik güzel aslında ee, Toplamda 37 üyeleri bulunmakta Liderleri Samet Zaten Samet kardeşimiz yazmıştı klan isminde Bağışlanan birliği mükemmel Aktif bir klan gördüğünüz gibi Titan Ligi'nde ve Şampiyon Ligi'nde birçok oyuncuları bulunmakta. Bağışları da gayet güzel. Aktif genellikle alt tarafta bir 5-6 tane aktif olmayan yani şu an için lige katılmayan oyuncular bulunmakta. Onun dışında gayet güzel. E buradan özelliğine bakalım. Liderleri Samet her zaman klan savaşı yapıyorlar. Kazanılan savaşları da 104 arkadaşlar. Savaş günlüğüne bakalım bir de. Son savaşlarını kaybetmişler fakat 2 serilik burada 3 serilik gayet güzel başarılı serileri var. Toplam kazanılan savaşları 104 kaybedilen de 91 kazanılan savaşları da daha fazla kaybedilene göre tebrik ediyoruz bu klanı da. Bu klana katılmak istiyorsanız ismi ve kodu da burada bulunmakta arkadaşlar. Dişli United klanındayız 7. seviye bir klan Klan Savaş Ligi'nde Altın 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 18.802, inşaatçı üstünde de 19.528. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Ana köyünüzde 800 kupanın üzerinde olmanız lazım. İnşaatçı üstünde de 1000 kupa üzerinde olmanız lazım. Gereken belediye binası seviyesi de en düşük 6 arkadaşlar. Açıklamaya Klana 200'lü adamları değil, adam gibi adamları bekleriz. Biz Allah'a şükür kimseye muhtaç değiliz. Klana gelim şartları belediye binası 6 fulle yakından başlıyor. 13'e kadar sürüyor. Size uyuyorsa buyurun gelin, uymuyorsa nokta 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 demişler. Üye olarak 35 kişi bulunmakta. En yüksekliktekiler usta liginde. Bağışları gayet güzel, aktif bir klan. Alt tarafta düşük köylerde bulunmakta. Kupanız yetiyorsa bu klanı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Büyümeye devam eden bir klan. Savaş günlüğüne bakalım. Savaş günlüğünde son savaşlarını kaybetmişler. Fakat kazanılan savaşları kaybedilen savaşlarından çok daha fazla. 64 savaş kazanmışlar. Kaybedilen 51 savaşları bulunmakta. Klanın liderine bakalım. Muhammed Furkan klanın lideri. Savaş sıklığı da her zaman e, bu klanı beğendiyseniz bu klana katılmak istiyorsanız ismi ve kodu da burada bulunmakta arkadaşlar. Dracula Killers klanındayız. Birinci seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'ne şu an katılmamışlar. Toplam puanları 2957, inşaat yüzünde de 2071. Herkese açık bir klan, herkes katılabilir. Gereken bir kupa yok, belediye binası seviyesi de yok. Açıklamaya da Dracula Killers klanına hoş geldiniz. Klan savaşları bol ve düzenli yapılır, bağış bol yapılır. Sohbet odaklı bir klanız, aktif ve samimi kişileri bekleriz. Hoş geldin hediyesi olarak büyük rütbesi, hediye. My name is Dracula Killers demişler. Çok güzel bir açıklama olmuş. Şu an 6 kişi bulunmakta. Oyuna yeni başlayan kişilerin bu klan için e, tercihi güzel olabilir. Çünkü klan da yeni, buradaki oyuncular da aktif, hızlı bir şekilde e, bu klana katılarak hem klanı hem de köylerinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Savaş günlüğüne bakalım. Bir savaş yapmışlar. O savaşı da kazanmışlar. Tebrik ediyoruz. E, dediğim gibi şuradan bir de özelliklerine bakalım. Klan lideri 94 Ergin. Her zaman da klan savaşı yapıyorlar. Dediğim gibi yeni baş, oyuna yeni başlayan e, kişilerin bu klana katılması güzel olacaktır. Birlikte klanı daha ilerlere götürebilirsiniz arkadaşlar. Klanın ismi ve kodu burada mevcut. Farklı bir Made in Turkey klanıyla devam ediyoruz. 4. seviye. Klan Savaş Ligi'nde Altın 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 18.189. İnşaatçı üstünde de 16.551. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Gereken bir kupa bulunmamakta. Sadece belediye binası. 12 ve üzeri köyleri kabul ediyorlar. Açıklamaya 724 aktif. Senle daha güçlüyüz. Aramıza hoş geldin. Aktif. Klan savaşları bol bağış ve daha fazlası. Saygı ön planda olup küfür ve argo yasaktır. Aktif olan herkesi bekleriz demişler. Gayet güzel bir açıklama yazmışlar. Klanda şu an 30 kişi bulunmakta. Yahya isimli kardeşimiz bu klanı e, incelememizi tanıtmamızı istemiş. Gördüğünüz gibi klanın lideri Yahya da gayet güzel birlik bağışlamış. Klanda zaten çoğu kişi aktif herkes bağış yapıyor, bağış alıyor. Gayet güzel gelişime açık olan köyleri bu klana e, önerebilirim. Savaş gününe bakalım. Savaş günlüğünde de son 3 savaşı kazanmışlar. Toplamda 9 savaş kazanıp 4 savaşta kaybetmişler. Zaten kurulalı çok fazla olmamış. Bu klana da destek verip burada hem köyünüzü hem de klanı geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Klan savaş sıklığı da her zaman buradan savaş kazanma serisinde 3 olarak gözüküyor. Son 3 savaşlarını kazanmışlardı zaten. Tebrik ediyoruz gayet güzel bir klan. Katılmak istiyorsanız ismi ve kodu burada bulunmakta arkadaşlar. Doruk klanındayız 12. seviye 1 kılan Klan Savaş Ligi'nde Altın 1 Ligi'ndeler. Toplam puanları 21.860, inşaat üstünde de 21.267. Yalnızca davetle kabul ediyorlar. Gereken kupanız 3.000'in üzerinde olması lazım. Tüm belediye binalarında kabul ediyorlar. İnşaat üstünde bir sınırlama yok. Toplam kupanızın 3.000'in üzerinde olması lazım. Yani Şampiyon Ligi'ndeki oyuncuları kabul ediyorlar arkadaşlar. Şampiyon Ligi'nde 4 oyuncuları var. Alt tarafta da e, Usta Kristal Ligi'nde, Altın Ligi'nde birçok oyuncuları bulunmakta. Açıklamalarına ne yazmışlar bakalım. Toplamda 29 kişi bulunmakta. Klanı tekrar topluyoruz. Saygılı sohbeti bol bir klan olacağız. Hep birlikte gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Birazcık sabredin demişler. Belki bu kupayı da birazcık düşürebilirler. Bu klana da katılabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel. Dağılan bir klan galiba anladığım kadarıyla. Şimdi yeniden topluyorlar. Bu klanın isminde Muhammed isimli arkadaşımız yazmış. Buradan gördüğünüz gibi 8029'da bağış yapmış. Klandaki bağışlar gayet güzel. Birçok oyuncu çok fazla bağış yapmış ve genel alım da gayet güzel. Aktif bir klan oyuncuları da gayet başarılı. Bu klanı da beğeniyorsanız buradan ismine ve koduna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. REC klanındayız. 3. seviye bir klan klan savaş liginde altın 2 ligindeler. Toplam puanları 24269, inşaat üstünde de 20537 arkadaşlar. Uluslararası bir klan, herkese açık, gerekli bir sınırlandırma yok. Buraya girip asker alıp çıkabilirsiniz. Yardımcı liderlere sorduğunuzda klanda kalabilirsiniz ya da kalamazsınız da diyebilirler. İsminin başında rek olan e, çoğu klan yani neredeyse bütün klanlar bağış klanıdır arkadaşlar. Bu klanlara girip asker alıp çıkar ya da klana katıldığınızda yardımcı liderlere sorarsanız e, onlar klanda kalmanızı, bağışçı olmanızı isterlerse bağışçı da olabilirsiniz. Açıklamaya da yazmışlar. Well, e, welcome rec and GTFO TR istek açık 15 dakika boyunca demişler. Sonra tekrar gel, bekleme yapma, yer işaretlerini eklemeyi unutma, özel istek atma atılırsın, genel bağış, balon, yardımcı liderlik istenmez demişler. Bu şekilde e, Efsane Liginde oyuncuları var. Şampiyon, Usta, Kristal Liginde birçok oyuncuları var. Bağışları gayet başarılı. Sizler de bağışçı olmak istiyorsanız bu klana girip e, yardımcı liderlere sorabilirsiniz. Ya da sürekli asker almak istiyorsanız klana katılıp asker alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. E, bu klanı beğendiyseniz açıklaması ve kodu da burada mevcut. İsmiyle birlikte klanı bulabilirsiniz. Adalet klanındayız. 5. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Gümüş 1 ligindeler. Toplam puanları 27.378, inşaatçı üssü de 24.551. Sadece davetle kabul ediyorlar. Gereken kupaları 1.600, belediye binası da 7 ve üzeri köyleri kabul ediyorlar. E, açıklamaya kuruluş 30.01 30.01.2020'yi almışlar. Ocağın 30'unda kurulan bir klan. Bağış yap ki istemeye yüzün olsun, ne istiyorsa at ki adalet yerini bulsun demişler. Levelimize değil ismimize bak, adalet eskiler iyi tanır, yeniler örnek alır." Çok güzel bir açıklama yazmışlar. Ee, bu köyde bu klanı da pardon, 13 Bitlisli 13 isimli arkadaşımız yazmış. Titan Liginde oyuncuları var. E, Usta liginde oyuncuları var Sarsoy'un bağışı çok güzel 13 bitlis 13 lider e, Yazan kişi lidermiş zaten klanı Onun bağışı da mükemmel Bağışları gördüğünüz gibi baya aktif Birçok oyuncu bulunmakta Gelişmenize katkı sağlayacak bir klan Gayet beğendim bu köyü de arkadaşlar Hemen bakalım liderini zaten söylemiştik Savaş günlüğü şu an için açık değil Her zaman klan savaşı yapıyorlar Kazanılan savaşları da 24 beğendiyseniz e bu klanı da buradan ismi ve koduyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Ay Yıldız klanındayız. 17. seviye bir klan. Klan Savaş Ligi'nde Kristal 3 Ligi'ndeler. Toplam puanları 25.925. İnşaatçı üstünde de 25.326 arkadaşlar. Davete gerek yok. Herkese açık bir klan. Fakat klana katılmak için 1800 kupanızın üzerinde olması lazım. İnşaatçı de 1900'ün üzerinde olması lazım. En düşük belediye binası da onu kabul ediyorlar. Açıklamaya Welcome to Kingdom klanı alımlar level 100 artı yani e, belediye binası 10 üzeri erken basılmamış köyler, aktif ve bağışçı oyuncular önceliklidir. Klan oyunları, lig savaşı ve klan savaşlarına özen göstermeyen atılır demişler. Oyuncularına bakalım. Burada e, Şampiyon Liginde oyuncular var. Zehirli Akrep isimli arkadaşımız yazmıştı e, bu klanı da gayet başarılı. da görüyorsunuz. Kristal e, Lig'inde, Usta Lig'inde, Şampiyon Lig'inde ve Altın Lig'inde her ligden oyuncular bulunmakta. Bu klana katılmanız için de belediye binası 10 üzerinde ve kupaları da sağlamanız lazım. Özelliklerine bakalım. Klan lideri Angelo Diet On isimli köy kazanılan savaşta 388 çok başarılı bir sayı bayağı da klan savaşlarına özen göstermişler. Klanın ismi ve kodu da burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Toplamda 19 tane klan tanıtımı yaptım. Klanların güçlenmesi, oyuncuların da gelişimi açısından bu şekilde bir içerik yaptım. Lütfen emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.